Merhaba arkadaşlar, bugün anlatacağımız konu nervürlü bayan görmeyi. Likralı poplin kumaştan çalışıldı. Önümde 3 tane nervür dediğimiz 2 milimlik çıma dikişi var. Bedende süs şeklinde bu şekilde çekilip yatırılarak ütülendiği şeklinde nervür diyoruz çıma dikişinin. Robamız var, bakın parçamız var şöyle. Patımız kendinden dönüşlü pat değil, ayrı takma pat. Robamız parçalı olduğu için kendinden dönüşlü kıvrım güzel durmayacağı için takma pat kullanıldı. Ayaklı yaka, yakamız. Kol yırtmacı, bakın kol yırtmacı var, biye ile çalışıldı. Manşetli, 7 santimlik manşeti olan. Arkada ve önde ikişer tane pense olan bir bayan görmeye çalışacağız bugünkü dersimizde. Ölçülerimiz, şuradan bakarsak eğer M beden diyoruz, 38 beden, M beden. Omuzdan boy 56 santim. Bel 1/2, 37 santim. Omuzdan yine 37 aşağı alarak çalışacağız. Göğüs 44 santim. Yine bu 1/2 ölçüsü verilmiş. Çevre ölçüsü verilseydi bize 88 santim diyeceklerdi ama 1/2 olarak verilmiş. Etek 1/2, 44 santim. Ön genişlik 35 santim. Arka genişlik 36 santim. Omuzdan yine 16 santim aşağı ölçü alacağız. Ön genişlik ve arka genişliğe aynı zamanda ayna diyorduk. Bunu unutmayalım. Kol elimiz 19 santim, omuz 12 santim, yaka açıklığı 15 santim, arka yaka düşüklüğü 1,5, ön yaka düşüklüğü 6, kol boyu 57. Bu 57'nin içine manşet dahildir arkadaşlar. Pazu 1/2, 16 santim, manşetimiz 7 santim, pat genişliği 2 santim, omuz düşüklüğü 4 santim, yaka ayağı 3,5 santim. Arka yaka yüksekliği, yani yakamızın, üst yakamızın yüksekliği arkadaki 5,5 santim. Kol ağzı 1/2 ölçüsü 11 santim. Şimdi şurada tahtada kısaca anlatalım nasıl çalışacağımızı. Perşemende daha sonra da ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Önce ön orta, arka orta çizgimi çiziyorum. Yani kalıbıma. Şuradan başlıyorum. Yani ön orta, arka orta çizgimi çiziyorum. Önü arkayı aynı kalıp üzerinde çalışacağım. Ve şu şekilde çevreyi düşünürseniz, ön arka düşünürseniz 1/4 kalıp olarak çalışacağım. Önün yarısı veya arkanın yarısı diye de düşünebilirsiniz. Veya çevrenin 1/4 şeklinde çalışacağım. O yüzden ilk ön orta, arka orta çizgimi çizmeyle başlıyorum. Düz bir çizgi çizdim. Ön orta, arka orta çizdim. Sonra başlangıç noktamı çiziyorum. Bir başlangıç noktası belirledim. Düz bir çizgi çizdim. Bu çizgiye omuz başı çizgisi diyorum. Bakın şu omuz başından geçtiğini varsaydığımız hayali bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu köşeden artık ölçülerimi, boy ölçülerimi yerleştirmeye başlıyorum. Birinci yerleştirdiğim ölçü arka yaka düşüklüğü. 1,5 santimi işaretliyorum. Buralara numaralar verelim. 1 numaralı nokta arka yaka düşüklüğünü işaretlediğim nokta. 2 numaralı nokta ön yaka düşüklüğünü işaretlediğim nokta. 3. nokta ayna veya ön genişlik, arka genişlik demiştik. Ayna da diyebiliyoruz aynı zamanda. Ayna mesafesi. Omuzdan 16 santim iniyorum. Ayna mesafemi işaretliyorum. Üçüncü olarak. Daha sonra omuzdan bel mesafesi. Dördüncü işaretlediğim nokta. Beşinci işaretlediğim noktada omuzdan boy. Bu noktaları 5 tane nokta saydım. Düz olarak çiziyorum. Dik açılarla. Bakın şu çizgilerim hep dik açı. Yaka çizgilerimin diklerini kısa tutuyorum. Diğer çizgilerimi uzun tutuyorum. Diklerimi çizdim. Göğüs daha çizilmedi. Göğüsün yeri daha belli değil. Daha sonra omuz düşüklüğümü işaretliyorum. Omuz düşüklüğü bakın şöyle paralel bir çizgi çiziyorum.
Bu ne da 6 numaralı yaptığın işlem değil. Yeri belli değil. Bakın şöyle bir yardımcı çizgi çizdi. 6 numaralı hattım orası. Şimdi yaka açıklığını yerleştiriyorum. Yaka açıklığını yerleştirdiğim nokta 7 numaralı nokta diyebilirim. Yaka açıklığından sonra omuz düşüklüğüne omuz ölçümü 12 santim alıyorum. Burası da 8 numaralı nokta. 8'den sonra arkadaşlar, şimdi kol evini yapacağım ama kol evi için göğüs ölçümü önce girmem lazım. Şu aynanın altında yardımcı bir çizgi olarak şöyle paralel 22 santim genişliğinde bir ölçü işaretliyorum. Yani şu ön ortadan 22 santim işaretleyip düz bir çizgi çiziyorum ama göğüs hattının yeri belli değil daha. Ne yapacağım? Şu 8 numaralı noktadan buraya 19 santim kesiştirdiğim zaman kol evim çıkacak ve göğüs hattım çıkacak. Yani 8'den mezuramı yerleştiriyorum. Kol evi dik ölçümü alıyorum 19 santim. 9 numaralı nokta yani göğüs hattı çıkacak. Şimdi artık en ölçülerini yerleştirebilirim. Bütün hatlarımı tespit ettim. En ölçülerini yerleştirebilirim. Ön ayna 17,5. Arka ayna 18,5. Bakın şu noktalarımı buluyorum. 10, 11 diyorum. Daha sonra göğüs ölçümünü zaten yerleştirmiştik kol evini hazırlarken. Bel ölçümü yerleştiriyorum. Bel ölçüsü içinde belimin bana verilen bel ölçüsünün yarısını işaretliyorum 18,5. Artı 2 diyorum. Artı 2 pers payım. Şu noktayı buluyorum. 12 numaralı yaptığım işlem. 20,5 işaretledim. 2 santimlik pers ölçüsü vererek. Daha sonra etek genişliği ölçümü yerleştiriyorum. 22 santim, 13 numaralı nokta. Şimdi bu noktaları belirledim. Dış hatlarımı cetvellerimle, ligalarımla çizebilirim. Arka yakayı şu şekilde çiziyorum. Ön yakayı, ligamı şu şekilde kullanarak çiziyorum. Omuzumu düz çizdim. Şimdi şurayı sileyim, bu karıştırmasın. Arkadan öne dönüş var. Modelimizde arka öne dönüyor. Onu çizmiştik. Onu sonra anlatayım. Yakalarımı çizdim. Şimdi kol evlerini çizeceğim. Ön kol evi için kırmızıyla çizdiğim noktayı kullanıyorum. Kavadoramın şu 9, 10 ve 8 numaralı noktalarda buluştuğu yeri ayarlıyorum. Çiziyorum. Bu benim ön kol evim oldu. Şimdi arka kol evi için de 11 numaralı noktayı kullanarak kavadorada geldiği yerleri belirliyorum, çiziyorum. Daha sonra yan hattını çiziyorum. 9, 12, 12'den 13'e. 13'ten şimdi 1,5 santim yukarı alıyorum. 14 numaralı nokta dedim. Ve etek karesimi çiziyorum. Dış hatlarımı çizdim. Şimdi pensi çalışacağım. Pensi için de 1 bölü 2, 1 bölü 2 belimi yarıya bölüyorum. Burası pensimin orta noktası oldu. 1 bölü 2'de çalıştığım yer pensimin orta noktası. Şurası yani. 15 numaralı nokta diyeyim. Sonra pens genişliğim 2 santim idi. Bunun 1 santimini sağa 1 santimini sola mantığıyla işaretliyorum. Ve pens boyunu da yukarıya 12 santim yapıyorum. Aşağıda da etek ucunda sıfırlayacağım. Bu şekilde birleştiriyorum bulduğum noktaları. Merkez noktadan yukarı 12 işaretledim. Uç noktaları şöyle birer santim işaretlediğim yerle birleştirdim. Etek ucunda da sıfırladım. Bu şekilde ön kalıbı çalıştıktan sonra, arka kalıbı çalıştıktan sonra omuz dönüşlerini vereceğim. Omuz dönüşleri için de şöyle, bu benim gerçek omuz hattım. Ama benim dikişim 2 santim aşağıda, yani ön kalıp üzerinde olacak. Şu şekilde çiziyorum. Burası benim
ön omuzum olacak. Aynı 2 santim burada aldığım kadar eksilttiğim kalıbı 2 santim de arkaya ilave ediyorum. Daha sonra bunu formuna göre minajda göstermen daha uygun olacak. 2 santim buraya verdim. Yani burada bir kesiklik olmayacak. Ama işaretim olacak. Burada mutlaka çıt işareti olması gerekiyor arka kalıpta. Arkayı öne döndürmüş olacağım. Şimdi bunu minajda gösterelim. Minaj üzerinde önce ön orta, arka orta çizgimi çizdim. Hayali çizgimi, omuz başı çizgimi çizdim. Şimdi ölçülerimi, boy ölçülerimi yerleştiriyorum. 1,5 santim arka yaka düşüklüğü, 6 santim ön yaka düşüklüğü, 16 santim ayna mesafesi, 37 santim bel mesafesi ve 56 santim omuzdan boy ölçülerimi işaretledim. Şimdi diklerimi çizeceğim. Arka yaka için kısa dik kullanıyorum. 6 santim, 7 santim kadar kısa bir çizgi çiziyorum. Diğer çizgilerimi daha uzun çizeceğim. Omuz düşüklüğüyle karışmaması amaçlı yaka çizgilerimi kısa tutuyorum. Bel hattımı çiziyorum. Etek ucu çizgimi çiziyorum. Şimdi bu ayna hattım, bel ve etek yardımcı çizgileri. Şimdi göğüs hattım yok, o daha sonra çıkacaktı. 7,5 santimli arka yaka açıklığını işaretliyorum. Yaka açıklığı 7,5 santim. Daha sonra omuz düşüklüğümü çiziyorum. 4 santimli. Üste çizdiğim hayali çizgiye paralel 4 santimlik omuz düşüklüğü çizgisi çizdim. Omuz düşüklüğü 4 santim. Şimdi omuz düşüklüğünün üzerinde omuz ölçümü arıyorum. 12 santim. Şu şekilde çizdim. Renkliyle geçebilirim buraları. Omuz çizgimi çizebilirim. Şu omuz çizgim. Yaka kemislerimi de çizeyim. Şu şekilde yakalarımı da çizdim. Şimdi aynayı, beli, eteği yerleştireceğim ve aynı zamanda kol elimi bulacağım. Önce göğüs hattımı da belirlemek istiyorum. 22 santimli göğüs ölçümü şöyle ortalık yere çizdim ve yardımcı çizgiyle kesik kesik bir dik açaldım. Bir daha gösteriyorum. Ön ortaya mezuramı koydum. 22 santimi işaretledim şu şekilde. Bu 22 santimi dik açıyla uzattım. 22 santim benim göğüs ölçüm idi. Şimdi göğüs noktamı belirleyeceğim. Burada mı olacak, burada mı olacak, nerede olacak? Onu da kol elimi kesiştirerek buluyorum. Omuzumun bitim noktasına kol elimi yerleştirdim. Kol evi ölçümü giriyorum. 19 santimli kol evi ölçüsünü giriyorum. Artık bu nokta benim gerçek kol altı, yani göğüs hattım. Bu şekilde göğüs hattımı çıkmış oldum. Şimdi göğüs ölçüm 22. Bana verilen ölçünün yarısını kullanıyorum. 22. Şimdi aynayı yerleştireceğim. Böyle ayna, arka ayna ölçülerim var idi. Ön ayna 17,5. Arka ayna 18, yarım santim fark var. Şu şekilde yerleştirdim. Göğüs noktam belli. Bel ölçümü yerleştiriyorum. Bel ölçümde bana verilen ölçümün yarısı 18,5 idi. 2 santimlik de pers
genişliği için ilave ediyorum. 20.30'da beni işaretliyorum. Etek ucu ölçüm yine göğüsle bir ölçüde 22 santim işaretliyorum. Şimdi renkliyle çizmeye başlıyorum. Şu üç noktamı bularak önce içteki noktayı ve kol altı noktamı işaretliyorum. Pavodora'nın üç noktayı bulduğu yerini tespit ettim ve kol elini çizdim. Şimdi arka aynayı çiziyorum. Şu şekilde. Gene üç noktanın kavadora'da yerleştiği yeri buluyorum. Çiziyorum. Burada arka kol elim oldu. Arka kol elim. Şimdi göğüs hattını çizdim. Göğüsten beli, belden eteğe yan karesimi çizeceğim. Kılıç rigamı kullanıyorum. Arka ve ön kavisim aynı. Aynı karesler kullanacağım. Bir miktar daha şu şekilde içe doğru karis verdim. Sonra basen karesini veriyorum yine. Cetvelimin uygun yerlerine acı yarattırıyorum. Bakınız burada bir bombe oldu. Bunu da tekrar cetvelimi yerleştirerek düzeltiyorum. Şimdi etek ucuma 1,5 santim alıyorum. Ve etek ucu kalesi yapıyorum. Eğer model özelliği varsa daha fazla çıkılıp şu şekilde etek ucu da kalislendirilebilir. Ön uzun, yanlar kısa şeklinde. Model özelliğine göre bu şekiller yan kalisim değişebilir. Şimdi bas kalıbımı ayarladım. Pensimi de çalışacağım buraya. 20.5'un yarısını alıyorum. 1/2, 1/2. Burası benim pensimin merkezi, ortası olacak. 12 santim pensi yukarı uzatıyorum. Merkez pensin ucu da altta, şu merkezde sıfırlanacak. 1 santim sağa, 1 santim sola işaretliyorum ve pensi çiziyorum. Dönüşleri ayarlayacağım. İki santim arka öne dönüyordu. Önce omuzdan 2 santim eksiltiyorum. Ön dikiş hattı burası. Arka içinde omuz hattından 2 santim yükseltiyorum. Şimdi şuradaki karisi, öndeki omuz formunu alabilmek için omuzu şu şekilde kopyalayacağım. Ön kol elinden ve ön yakadan çizgilerimi alıyorum. Kağıdı ters katladım. Sonra buraya geçiriyorum. Şurası benim gerçek omuz hattım. Dikiş olmayacak. Çıt atıyorum. Çünkü yakaları takarken de çıtlarım buradaki çıtlara gelecek. Yakamızı da maviyle geçelim. Arka yakaya aldık. Şimdi bu şekilde ayarladım. Katıma geliyorum. Şimdi model uygulamasını da aynı zamanda göstereceğim. Katı da anlatayım. Takma patlarda arkadaşlar, kendinden dönüşlü olmayan takma patlarda
eksiltme yapmam lazım. Beden kalıbından eksiltme yapacağım. Onun da metodu, patımızın yarısı kadar beden kalıbından eksiltiyoruz ön ortada. Benim patım 2 santimdi, yarısı kadar 1 santim içeri giriyorum. Patın dikim yeri burası olacak. Bu konuyu farkları anlatırken ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Buraya ekstra bir parça takıldığı için beden kalıbından almam lazım. Eğer beden kalıbından almazsak ön kalıbımız daha geniş olur. Burası benim ön orta hattım. Burası da arka orta hattım. Kopyalarken bu hatları kullanacağım. Şimdi model uygulamasına gelelim. Öndeki robayı çalışmak için de şu şekilde ölçüsü verilmemiş bana. Ben uygun bir yeri tespit ediyorum. Ben ortadan 9 santim mesafe aldım. Düz bir çizgi çizdim. Buradaki ölçüsü de verilmemiş. Ben bunu şu şekilde elimle gelişine göre ayarlayacağım. Yakadan 19 santim iyi diyorum. İşaretledim. Ön yakadan aşağı 19 santim işaretledim. Ve bunu da çizeceğim. Kavadora'yı kullanacağım. Kafası artık hep bizim gözümüze kalmış. Çünkü hiçbir bilgi verilmemiş bu konuyla ilgili. Şu şekilde çiziyorum. Şimdi buraya da 3 tane nervür sığdırmam gerekiyor. Bu 3 nervür için şu 9 santimlik mesafeyi 4'e böleceğim. 2.5 gibi, 2.2 gibi şu şekilde çizgilerimi çiziyorum. Bu çizgilerim de nervür olacak. Şimdi bu birinci nervür noktam, ikinci nervür hattım, üçüncü nervür hattım. Ön ve arkadaki modelimi uyguladım. Şimdi kopyasını almaya sıra geldi. Ön, arka, robo parçalarımı şu anda yapabilirim. Kopyasını yapayım. Kopyalıyorum. Ön ortadan yani 1 santim içeri girdiğim noktadan kopyalıyorum. Ama roba kalıbım ayrı bir kalıp olacağı için burayı almıyorum. Robanın dış hatlarından kopyamı alacağım. Kalısı yerleri şu şekilde elimle hızlıca alıyorum. Omuzu düştüğüm, 2 santim düştüğüm yerden artık çiziyorum. Omuz çizgimi. İçerideki kolevi çizgimden çiziyorum. Ön kolevi. Ve yan hattımı alıyorum. Böyle çıt işareti koyuyorum. Etek ucunu çizdim. Pansiyonu çiziyorum. Şu şekilde kalıbı kopyaladım ve birer santim dikiş paylarını veriyorum. Her yerine 1 santim dikiş payı vereceğim. Alt kısmına da 1 santim. Bu şekilde kopyamı aldım.
500 ilk yazıyorum. Ön çarpı 2 diyorum. Beden neye beden? Model. Nerede bayan gömleği yazabilirim. Şimdi arka kalıbı kopyalayacağım. Arka kalıp arka ortada kumaş katı. İstersek kağıdımızı katlı kopyalayabiliriz. İstersek artık arka ortaya kumaş katı yazabilirim. Şöyle 2 santim yükselttiğim noktaya kadar çıktım. Şartlardan çiziyorum. Şu gerçek omuz hattımın olduğu noktalara çift işareti koymayı unutmuyorum. Pensil çiziyorum. Çıtama işaretliyorum. Şu şekilde kalıbı aldım. Arka orta kumaş katı diyorum. Kumaş katı. Aynı zamanda nedir burası? Bir hattımda, bir hattımda. Yine birer santim dikiş payları verip üzerine yazıları yazacağım. Arka çarpı 1. Beden, model. Bunları unutmuyoruz. Yazmıyorum. Şimdi nervür parçalarına geçiyorum. Nervürlü parçayı kopyalarken eteklerdeki pile yöntemiyle kopyalama yapacağım yine. Her bir nervürün arasını keserek 4 milim, 5 milim kadar yapılacak dikişe göre dikiş payı verdiğinizi düşünün. Ama ben bunu kesme işlemiyle değil, kaydırma yöntemiyle yapacağım yine. İlk parçamı alıyorum. Şimdi kaldırdım. Buraya 5 milimlik pile gibi, pile yapar gibi boşluk veriyorum. Dikdörtgen çiziyorum. Şurası benim nervürlü parçam. Ekstra verdiğim payı. Şimdi getiriyorum, öbür parçayı kopyalıyorum. İkinci parçayı kopyaladım, kaldırıyorum. Tekrar buraya yarım santimlik boşluk veriyorum. Burası nervür. Şimdi getiriyorum, diğer parçayı kopyalıyorum. Dik açı uygulamayı unutmuyoruz parçaların bütün noktalarında. Tekrar göstereyim dik açıyı. Şu noktama üst ve alt noktalarına dik açı uyguluyorum. Yarım santim işaretliyorum. Burada da dik açımı uyguluyorum. Çünkü dik açı uygulamazsak noktaları aynı hizaya getiremeyiz. Biri aşağıda biri yukarıda olur. Kopyalamamız zor olur. Burası da diğer nervür nokta. Alttaki noktaları bulup tekrar kopyalıyorum. Parçam çıktı. Yarımşar santim aralara boşluk verdi. Şimdi dikiş payını vereceğim ve katlayarak keseceğim. Pilelerde olduğu gibi. Şimdi buraya dikiş paylarımı veriyorum. Katlayarak iğne takıp dikiş payını o şekilde de verebiliriz. Şu kadar verip katlamayı tercih ettim.
Bir santim dikiş şimdi. Şimdi kalıbımı kesmeden önce kastıracağım. Burada göstereyim. Gelmiş gibi kaplıyorum. Kapladıklarımı şöyle tekrar dikiş noktasından yatıracağımız yöne göre, öne yatıracaksak ön ortaya doğru, yana tarafa doğru bakacaksak yan tarafa doğru yatırıyorum. Aynı dikilmiş işlemi kağıtta yapıyorum. Dikilmiş gibi yatırdım. Bu şekilde keseceğim. Bu şekilde kesersem eğer dikiş paylarım net bir şekilde çıkar. Katladıktan sonra dikiş payı vermeyi tercih ederseniz daha doğru olacaktır. Çıkıntılarını görüyorsunuz. Tepecikler çıktı. Nargilelerin açığı noktalarda. Şimdi bu uçlara çıt atıyorum. Hepsine şu şekilde karşılıklı her nargile için iki çıt atıyorum. Karşılıklı iki çıt atıyorum. Hepsine alta, üste, bütün noktalara çıtlarımı atıyorum. Kalıbımı tamamlamış oldum. Düz ip diyorum ön orta olan kısmı. Bu kalıptan da iki adet kesilecek. Ön roba diyorum. Çarpı 2, beden numarası, model numarası, her kalıpta olduğu gibi yazılacak. Bu kalıbı da kaldırıyorum. Şimdi yakayla kolu çalışmaya geldik. Kol kalıbı için arkadaşlar, kol boyu ölçüsünde, vaso ölçüsünde dikdörtgen yapmayla kol kalıplarımıza başlıyoruz. Kolu iki metotla çalışabiliyorum. Bir üst üste, ön arka üst üste kol kalıbının kavisini çalışabiliyorum. Bir de açık dediğimiz yöntemle kol kalıbını çalışıyorum. Yani arka pozu, ön pozu diyerek kolu açık şekilde çalışıyorum. Tahtada açık şeklini göstereceğim. İlacı da kapalı şeklini göstererek anlatacağım. Şimdi kol boyu dedik. Kol boyunun içine manşetim de dahil. Onun için ben kol boyu 50 santimi işaretledim. Daha sonra 7 santimi işaretledim. Manşetimi de burada çalışarak bazda gösteriyorum. Manşet bitmiş
Tabii ölçüde. Şimdi 57 santimlik ve 16-16 yani iki tane pozo ölçüsü veriyorum. Çünkü bana 1/2 pozo verilmişti. Tam pozo ölçümü girerek 32 santimlik bir dikdörtgen çiziyorum önce. Kol boyu ve pozo ölçüsünde dikdörtgenle başlıyorum. Kol ortasını çiziyorum. Kolumun ortası. Şimdi bir de pozo düşüklüğü ölçüsü varsa eğer, pozo düşüklüğü. Bu ölçü varsa, numuneden ölçtüysek eğer, bu ölçüyü girebilirim. Ama yoksa bir metodumuz var. Şu şekilde göstereceğim onu. Yaptığımız beden kalıbından ön ve arka kavisleri ölçeceğim. Kavisli bir şekilde ölçeceğim. Yani arka kol eli ve ön kol eli, plajda göstereceğim yine bunları. Ölçüleri ne kadarsa kavisli bir şekilde ölçeceğim. Bu ölçüleri buraya taşıyacağım. Şimdi kavisli bir şekilde ölçtükten sonra arka kol eli ölçümün şu noktadan arkadaşlar, arka kol eli ölçümü eksi 3 milimli yerleştiriyorum. Yani şu yardımcı çizgiyi çiziyorum. Düz olarak yardımcı çizgiyi çiziyorum. Şöyle de göstereyim. Arka kol eli eksi 3 milim. Arka kol eli eksi 3 milim. Bu eksi 3 olur, eksi 5 olur, eksi 7 milim olur. Bu yapacağımız kolun formuna göre değişebilir. Kolumuz darsa eğer, pozo tutarsa şu ölçü küçülecek. Eğer kol elinde böyle arka kol elinde fark fazlaysa bu ölçüm yine küçülecek. Genelde eksi 3, eksi 5'li diye öğrenmemiz yeterli olacaktır. Arka kol eli kavisli ölçümün eksi 3 milimini bakın şu noktadan buraya düz bir şekilde yerleştirdim. Niye eksi diyeceksiniz? Düz bir çizgiyi ölçtüğünüz zaman eğer bu çizgi 20 geliyorsa kavisli bir çizgiyi ölçtüğümüzde, bakın böyle bir kol kavisi yapacağım. Kavislendirdiğimiz zaman bu çizgi 20.5'a gelecek. Yani aynı ölçüyü yerleştirmiyorum. Çünkü çizgiyi kavisli hale getirdiğim zaman ölçüm büyüyecek. Şimdi arkadaşlar aynı ölçüyü, arka kol eli eksi 3 milimli ölçü buradan buraya da yerleştiriyorum. Veya şöyle de diyebiliriz. Bu noktayı dik açıyla diğer tarafa uzatıyorum. Şöyle piramit çizgilerimi çiziyorum. Yardımcı piramit çizgileri. Daha sonra burayı çizgilerimi, çizdiğim bu üçgen çizgilerimi 4 eşit parçaya bölüyorum. 1/4, 1/4. Aynı şekilde buraları da 4'e bölüyorum. Şimdi böldükten sonra hangi tarafı arka, hangi tarafı ön yapacağım? Ben sağ tarafı arka, sol tarafı ön olarak çalışacağım. Şimdi böldüğüm noktalardan, bakınız arka için yukarı yönde, şu ok yönünde 1,5 santim işaret alıyorum. Şimdi ikinci noktamdan yukarı 7 milim işaret aldım. Üçüncü noktamdan da aşağı 3 milim işaret aldım. Bu 3 noktayı kol kavisimizle, fodorayla uygun bir şekilde bulduğum noktalardan çiziyorum. Önce bakın böyle tepe oluşturmak için şu şekilde çizdim. Daha sonra döndürerek şu şekilde çiziyorum. Ön için ise bakın burada 1,5 almıştım. Burada yükseltiyorum. Ölçüm daha büyük olacak. Çünkü daha kavisli ön kolları yaptık. Buradan 2 santim aldım. Buradan 1 santim aldım. Üçüncü noktadan aşağıda 5 milim düşerek kol kavisini yine kavadorayla çiziyorum bu şekilde. Tabii çizerek bırakmıyoruz. Sonra arka ve ön kol evlerini ölçüyoruz. Ölçtüğüm kol evleriyle örtüşüyor mu? Bunu kontrol edeceğiz.
Bu işlemi yaptıktan sonra kol ağzı ölçümü yerleştiriyorum. Kol ağzı 1/2 olarak verilmişti, 11. Bu taraftan da 11 işaretliyorum. Düz bir çizgi çizip daha sonra eğer içeri girme yapmak istiyorsak, kolun formuna uygun bir şekilde oturtma yapmak istiyorsak 7 milim gibi, 5 milim gibi dirsek hattından içeri girip karesi bir şekilde iki taraftan da çiziyorum. Şimdi manşeti de kol kalıbımızı çalıştık. Manşeti de 7 santim 11'e 11 yani 22 santimlik dikdörtgen çiziyorum. 7 santimi 11 santim. Ben bunu dikiş payda hale getirirken iki katını alıyorum. Çünkü tek kat manşet çalışılmaz. Sadece burada gösterme amaçlı basını çiziyorum. Daha sonra yırtmacı çizeceğim. Arka kolda yırtmacım var. Yandan 6 santim mesafe girip yırtmaç boyunu 8 santim işaretli yırtmaç yerini de çiziyorum. Dikiş paylarını vererek kol kalıbımı tamamlıyorum. Şimdi bilaj üzerinde kapalı bir şekilde yani iki katken nasıl bu kolu çizeceğim. Şimdi kağıdımı katladım. Ön kolu, arka kolu üst üste çalışacağım. Önce kolumun tepe dikini çiziyorum. Ne demiştik? Burası kol ortası. Aynı zamanda kumaş katım, aynı zamanda düz etim. Önce boy ölçümü yerleştiriyorum. 50 santim manşetsiz ölçü. 7 santimlik de manşet ölçümü işaretledim. Pozumuz 16 santim idi. Bunu da işaretliyorum. 16 santime 16 santim. Çalışacağım. Ne demiştik? Kol evlerini ölçeceğiz. Şimdi bedenimi alıyorum. Beden kalıbımı getiriyorum. Bakın şuradaki çıta kadar, gerçek omuza kadar ölçüm alıyorum. Çünkü kolumun orta noktası, tepe noktası buraya gelecek. Buradan çıttan arka kolu ölçüyorum. 20,5. Ön kol evini ölçüyorum. 21. Arka 20,5 dedim. Ön 21. Kol kalesi hali. Şimdi eğer kumaşımız esnemeyen kumaşlarsa, kumaş ise artı 0,5'ti mola yedirme payı veriyorum iki tarafa da 21, 21,5. İstersek bunu veririz, istersek penyelerde vermeyebiliriz. Ben veriyorum şu anda 21'e 21,5'lu kol kalesi arayacağım. Şimdi dedim ki arka kol evi kavisli ölçüsünden 3 milim eksik. Önce bir yardımcı çizgi çiziyorum. Yani ben 20.7'yi burada arıyorum. Şu şekilde tepe noktasına, şu noktama mezuramı dayadım. Burada 20.7'yi arıyorum. Geldiği yeri tespit ettim. Pazo düşüklüğünü de ölçtüğüm zaman 13 santime geliyor. Yani eğer kol beden kalıbımızdan bir numunemiz varsa elimizde, numunemizden pazo düşüklüğü ölçtüyse buradan da yerleştirebiliyoruz demiştim. Bizim pazo düşüklüğümüz 13 santime geldi.
piramit çizgimi çiziyorum. Dört eşit parçaya böleceğim. Bir bölü dört, bir bölü dört, bir bölü dört, bir bölü dört. Şimdi bu iki noktadan yukarı yönde değer gireceğim. Diğer yerden aşağı yönde. Şimdi arka için 1,5 santim işaretliyorum. Ön için 2 santim işaret aldım. Burada arka için 7 milim, ön için 1 santim. Burada 3 milim bu sefer kolun içine doğru. 5 milim de ön için işaret aldım. Şimdi kolayın uzun kıyısını çizeceğim. Böyle çizdim önce. Şimdi de arka çiziyorum. Kavis büyüdükçe ve derinleştikçe ölçü büyüyecek. O yüzden hem bombeli olan hem de şuradaki kavisi derin olan kırmızı çizgim benim ön kalıbım oluyor. O mantıkla çalışıyorum. Kavis küçüldükçe ve yüzleştikçe, derinliğini aldıkça ölçüm küçülüyor. O yüzden de arkayı bu metotla çizmiş oldum. Şimdi manşet için ölçümü ayarlıyorum. 11 santim demiştim. Kol ağzı ölçüm 11 santimi işaretledim. Düz bir şekilde önce yardımcı çizgiyle bunu birleştireceğim kol altında. Sonra isteğe bağlı yarım santim dirsekten girmesini yapıyorum. Yırtmaç içinde 20 belirliyorum. Boy işaretini alıyorum 8 santimli. Şimdi bu kalıbı baz olarak çalıştıysanız eğer üzerinden kopya alarak, baz değil de eğer dikiş payı hemen üzerinden vereyim diyorsam eğer şu şekilde ayarlayayım onu da. 1 santim bazdan göstereyim. Tekrar kopya almadan buradan dikiş payı verdim. 1 santim yana verdim. Manşeti ayrı bir kalıp olarak koyacağım. Şimdi iki kalıbı üst üste dikiş payı verip kopyalamam zor olacağı için bir tarafını arkaya geçiriyorum. Arkanın bombesini tekrar arkada çiziyorum. Dikiş payını açık şekilde vereceğim burada. Önle arka eğer yırtmaç yoksa karışabilir. O yüzden ön tarafa çıt atabilirim. Ama bende yırtmaç var.
Yatmacımı buraya geçiriyorum. İptal ediyorum onu. Kol şarkı diyorum. Çıkalım, bunu bitiriyorum. Manşeti çalışıyoruz şimdi. Kağıdımı katladım. Çift kat olarak çalışıyorum. Önce bazını çiziyorum. 7 santime 11 santim idi manşetimin genişliği. İlk dörtgenimi yaptım. Tekrar 7 santim çiziyorum. 2 kat olacak. Daha sonra birer santim bir dikiş payı veriyorum. Tarafta dil payı olsun istiyor ise kemerlerdeki gibi tekrar buraya tek tarafa 2 santimlik bir çıkıntı verebilirim. 2 santim çıkıntı yapıp onu da göstereyim. Daha sonra dikiş payı veriyorum. Onu keserken şimdi ayırt edeceğim. Dil payı olacak. Şimdi şurayı eksiltiyorum tek tarafı. Şu şekilde. İşaretimi de buraya koymam gerekiyor. Fazla çizgi oldu. Şöyle tekrar göstereyim. 2 santimlik kısa. Burası benim çıkıntım. İlk payı 1 santim dikiş payı. Şöyle tuttuğumuz zaman da burada sadece dikiş payım var tek tarafta. Diğer tarafta çıkıntı yaptım ama iki tarafta bir dil paysız 1 santim dikiş payıyla da çalışılabilir. Manşet diyorum. Çarpı 2. Beden model yine yazılacak her yerde olduğu gibi. Düz 2 kısa kenarıdır. Şu şekilde yazıyorum. Manşet kalıbımı da ayarladım. Şimdi kemer kalıbını yaka kalıbını çalışacağım. Yakamız için de onu da yine burada göstereyim. Şu şekilde bir çizgi çizdim. Bir tane de arka orta çizgimi çiziyorum. Yakaların arka ortası. Düz ip arka. Yakayı 1/2 olarak çalışacağım. Yani yarım yaka çalışıyorum. Sonra kopyasını alırken kumaş katı yaparak dikiş paylarını veriyorum. Şimdi önce bazdaki yakaları tekrar ölçmem lazım. Koldaki gibi takısı bir şekilde bazının yakalarını ölçeceğim. Gene çıptan ölçüyorum. Omuz çıtından ölçüyorum. Sanki dönüş yapmamışım gibi kalıplarda. Ön kalıbım 10,5. Arka kalıbı 8. Ön 10,5 dedik. Arka 8. Şimdi önce 8 santim yerleştiriyorum. Sonra 10,5 yerleştiriyorum. 10,5'dan sonra patımın yarısı kadar tekrar bir çıkıntı yapıyorum. Yani 1 santim tekrar çıkıntı yaptım. Üst üste ilme payı. 10,5 işaretlediğim noktayı yukarı dik açıyla uzatıyorum. 1,5 santim buradan kavislendirmek için bir işaret aldım. Şu
Şimdi yaka ayağımın alt çizgisini çizeceğim önce. Şu şekilde yaka ayağımın alt çizgisini çizdim. Yazılarımı yazayım. Şuradaki işaretim çıtım olacak. Bu omuza gelecek çıtım. Arka yaka kavisli ölçümü işaretledim önce. 8 santim. Sonra 8'den sonra ön yaka kavisli ölçümü işaretledim. 10,5 santim. Sonra 1 santimlik çıkıntı yaptım. Patımın yarısı kadar demiştim. Şimdi yaka ayağı kavisini yaptım. Yaka ayağının ölçüsünde bu kavise uygun geoderimle kırmızı çizdiğim çizgiye paralel 3,5 santimlik yaka ayağı formunu veriyorum. Şu çizgiye, kırmızı çizgiye paralel 3,5 ala ala her noktada. Şu şekilde uzattım. Şimdi ben buradaki çizgiyi alttaki kavise dik açıyla çizerek ayarlıyorum. Şu şekilde. Bu noktayı kırmızı çizgime dik bir şekilde çıkarak yakamın ucunu çizmiş oldum. Eğer bu yakayı düz değil kavisli çalışacaksa şu şekilde formuna uygun önce elimizle sonra cetvellerimizin uygun olan kısımlarıyla kavisli de çalışabiliriz. Ama modelimizde yakamız köşeli çalışılır. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Şu kavisimi çizdikten sonra 3,5 santim. Her noktadan 3,5 ala ala yaka ayağımı çizdim. Şu noktayı dik açıyla uzattım. İstiyorsak dedim kavis verebiliriz. Şimdi üst yakayı çizeceğim. Üst yaka için 2 santim kalıpla ilgisi olmayan bir boşluk vermem gerekiyor. 2 santim. Şimdi bir de üst yakanın nereden dikilecek onu tespit etmem gerekiyor. Şu çizgiden 1 santim içeriye 7 milim 1 santim kadar olur bu. Yaka uçları ön ortada üst üste gelmesin diye içeri giriyorum. Yarım santim 1 santim arasında değişir dedik. Genellikle yarım santim olur. Ama benim patımın mesafesi kısa olduğu için ben 1 santim içe girdim. Kırmızıyla yaptığım kavisim cetvelimle tutuyorum. Aynı kavisi döndürüyorum. Buraya çiziyorum. Yani simetrisini aldım. Bir daha göstereyim. Şu yaptığım kırmızı çizgini şu şekilde uygun kılıç yıkanın uygun yerine buldum. Döndürüyorum. Şu iki işaretlediğim noktayla bir santim içe girerek işaretlediğim noktayı birleştiriyorum. Üst yakamın çizgisi oldu. Bu ara boşluk kalıpla ilgisi olan bir yer değil. Atılacak o. Şimdi arka yaka yüksekliğimi 5,5 santim idi. Bunu dik bir şekilde şöyle uzatıyorum. Yardımcı bir çizgiye. Buradan yaka özelliğine göre, yakayı sivri çalışmak istiyorsam 2-2,5 santim. Eğer çok sivri olmasını istemiyorsam 1,5-1 santim kadar alıyorum. Yukarıya da yine model özelliğine göre, yakanın şekline göre 1 santim çıktı. Ben 1,5'la 1 santim aldım. Şimdi buldum bu noktayı, şu 1 santim içe girdiğim noktayla birleştirdim. Burayı da kılıç yıkayla tamamlayalım. Yakanın sivriliğini vermiş oldum. Ne yaptım tekrar edeyim. 1,5 santim şu ön yakayı işaretlediğim dikten, ön yakadan doğru gelen dikten 1,5 santim dışa işaret aldım. 1 santim yukarı işaretledim. Bu uç benim yakamın sivriliğinin belirlediğim ucum oldu. Burayla içe girdiğim noktayı birleştirdim. Burayla şu yardımcı dikime
kılıç rigayla form verdim. Bu şekilde yakamı çizdikten sonra şimdi kopyalarını alacağım. Bu benim yaka bazım oldu. Yaka kalıbı baz oldu. Şimdi dikiş payı vererek kesim kalıplarını hazırlayacağım. Arka yakaya katlı bir şekilde kağıdımı koydum. Şu şekilde çıtımı da alarak işaretleri. Üst yakanın birleşim noktasına da çıt atacağım. Şuraya da çıt atacağım. Bu şekilde karton kalıbı çizdiğim bir kırım kalıbının olması lazım dikiş payısız. Şimdi onu vermiyorum. Dikiş paylarını vererek direkt kesim kalıbı yapacağım. 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Çünkü ütüde kırımlı olacak bu yakalar. 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Bu şekilde yaka ayağımı yapıyorum. Şuradaki çıtlarımı da geçiriyorum. Yaka kalıbımızı çıkarttım. Yaka ayağı kalıbımızı çıkarttım. Düz ipliyorum arka ortasına. Yaka ayağı. Yaka ayağı çarpı 2 diyorum. Bir adet de tela kesilecek. Beden numarası, model numarası yine yazılacak bu yakamda. Bunu kaldırıyorum. Şimdi yakayı kopyalıyorum. Kağıdım kattı. Yine böyle dikiş parçasız bir karton kalıba, kırım kalıbına ihtiyacımız var. Ben kesim kalıbını yapıyorum. 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Arka ortasına gerekirse yazıyorum. Yaka kesim çarpı 2 diyorum. 2 adet kesilecek. Çarpı 1 tela. 1 adet de tela kesilecek. Beden model numaraları yazılacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde gömlek kalıbımızı tamamlamış olduk. İyi çalışmalar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta.
Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.